Değerli arkadaşlarım, büyüklerim, amcalar, teyzelerim, halalarım. Hepinize selamlar olsun. Ben Kırklareli Bağımsız Belediye Başkanı Erol Üstümdağ. Kendimi ufak bir videoyla tanıtmak istedim. Tanıyanlar var, tanımayanlar var. Ben kendim İzmir doğumluyum. 20 senedir burada yaşıyorum. Eşimle beraber. Kamerayı da zaten eşim kullanıyor arkada. Stüdyoya falan da girmedim. Böyle olan doğal halimle size hitap etmeye çalışacağım. Ben Kırklareli'ni çok seviyorum. Yatırımlarım hep burada. Ticari yaşantım burada. Kırklareli'nin çok sorunu var. Bu sorunları ben çözeceğime çok eminim. Siz de beni tanıdığınızda zamanla tanıyacaksınız. Bu videoları çekeceğim, hep yayınlayacağım. Hep doğal halimle bulacaksınız. Yarın belediye başkanı olduğumda da beni makamda, makam arabasında görmeyeceksiniz. Kendi arabamla göreceksiniz. Benim böyle bir sevdam, bir şeyim yok. Ben bu milleti seviyorum, vatanı seviyorum. Bir de Kırklareli'ni çok seviyorum ben. Kırklareli sevdasıyım. Kendim İzmirliyim ama Kırklareli harika bir yer. Yani insanları çok güzel, havası güzel, doğası güzel. Herkes birbirine saygılı. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Zaten kendimizi artık Kırklareli'yi hissediyoruz biz. Öyleyiz de. Buranın çok sorunları var. Bu sorunları ben çözeceğime eminim. AK Parti'den, CHP'den, MHP'den, İYİ Parti'den, diğer partilerden bir sürü arkadaşım var, tanıdıklarım var. Onların hepsine de oyuna da talimim. Böyle de söyleyeyim ben size. Ama ben artık yeter diyorum. Bu düzen değişmesi lazım. Partili sistem diye çalışacak bir insan gelmesi lazım. Ben de çalışmak için geliyorum. Başka hiçbir amacım var. Yok. Benim zaten durumum iyi, çok şükür. Ama bu şehre güzellikler katmak istiyorum. Çok sorunları var bu şehrin. Daha sonra anlatacağım bunları, hepsini anlatacağım. Siz de benimle aynı fikirdesinizdir muhakkak. Sizden sadece 2 sene adaylık istiyorum. 2 sene sonra herkese söz veririm. 2 sene sonra referandum'a geçeceğim. Benim hala başkan olduğumu isterseniz devam edeceğim. Eminim ki bugün siyasi partilerin adayları bile 2 sene sonra beni canı gönülden destekleyecekler. Çünkü ben çalışmak için geliyorum. Hiçbir siyasi partide hiçbir amacım yok, şeyim yok, spor sorunum yok. Ben karı koca bir aileyiz, ufak bir aileyiz. 2 tane çocuğum var, ellerinden öpen. Allah'ın izniyle, sizin de desteğinizle ben bu seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Bize oyunuzda destek verirseniz memnun olurum. Zaman zaman bu videolarımı açacağım. Siz de yani beni tanıyacağınız, tanıdıkça seveceğiniz, sevdiğiniz için de oy vereceksiniz bana. Eminim bunun gibi. Benim diyeyim yani bir Allah'ım var, bir de ailem var. Bir de sevenlerim çok var burada. Ben iyi bir insanım. Hayvanları, her şeyi severim. Ben Kırklareli'ne bayılıyorum. İşin aslında bayılıyorum. Yani çok güzel yani Kırklareli. Her şeyde saygılı, yani saygı var, hoşgörü var, her şey var. Kırklareli'miz daha güzel olsun diye uğraşan, inanın ben dediğim gibi siyasi olmadığım için bu belediyenin mesela şeyleri de biliyorum, gelir kaynaklarını da biliyorum. Bu gelir kaynaklarını hepsini size dağıtacağım, hizmet için geleceğim. Benim onlarla işim yok, ne makam arabasıyla ne makam koltuğuyla, öyle bir işim yok. Seçildikten sonra hep beni zaten sokakta göreceksiniz. Kapılar aldığına kadar açık olacak herkese. Bende ne dilimdir sürdüğün şey. Kusura bakmayın, biraz acemilik var. Hiçbir ayrım yok. İnsan olsun yeter ki bu vatan için. Vatanını sevsin, milletini sevsin. Ben milletçi bir adamım. Aynı zamanda Atatürk ülkelerine de bağlı bir insanım. Zaten beni bilen bilir. Ama inançlı bir insanım da. Bende her şeyden var. Ben bu ülkenin normal tek düze vatandaşı, böyle söyleyeyim. Benim rahmetli anam dedi ki hiçbir siyasiye bulaşma, hiçbir siyasi tarafına tutma, takım gibi tutma. Ben de o şekilde gittim. Gönlünüze kim yatıyorsa, sizi de aynı şekilde gönlünüze kim yatarsa oylarınızı ona kullanın. Ben sizin oylarınıza talimim. Allah yolumuzu açık eylesin. Hoşça kalın, öpüyorum hepinizden.